bazen denklem sistemlerinin birden fazla çözümü olması veya hiç çözümü olmaması gibi ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. Neler olabileceğini kısaca bir hatırlayalım. Evet, 3 senaryomuz var. İlk senaryomuz, iki denklemimizin grafiği, tek bir noktada kesişiyor. Evet, denklem sisteminin bir tek çözümü var. Bir tek çözümü var. O da buradaki kesişim noktası. Bu koşulların yani denklemlerin tutarlı olduğunu gösterir ve koşulların birbirinden bağımsız olduğunu gösterir. İkinci senaryoyu düşünelim. Denklemler tutarlı ancak tek bir noktada kesişmiyorlar. Her noktada kesişiyorlar. Koşullardan veya denklemlerden birisi bu diğer denklemin grafiği de tam olarak bunun aynısı. Bu durumdaki denklem sisteminin sonsuz sayıda çözümü var. Evet, sonsuz sayıda çözümü var deriz. Tutarlı bir denklem, çözümleri var ancak bunlar bağımlı denklemler. Bağımlı bir denklem sisteminden bahsediyoruz ve son senaryomuzda iki denklemin grafiği birbiriyle kesişmiyor. Örneğin, denklemlerden birinin grafiği bunun gibi Diğerinin grafiği de bunun gibi gözüküyor olabilir. İki doğrunun eğimi birbirinin aynısı ancak doğruların y kesişimleri farklı. Doğrular asla kesişmiyorlar. Yani doğrular paralel. Bu durumda denklem sisteminin hiç çözümü yok. Hiç çözümü yok deriz. Bunu tutarsız sistem olarak adlandırırız. Pekala. Şimdi burada neler olduğunu bir kez daha birlikte düşünelim. İlk senaryoda doğruların eğimleri farklı. Düşünürseniz eğimleri farklı olan iki doğru tam olarak tek bir noktada kesişeceklerdir, değil mi? Burada ise eğimleri ve y kesim noktaları aynı. Dolayısıyla sonsuz sayıda çözüm var. Burada eğimleri aynı ancak y kesim noktaları farklı ve doğrular kesişmiyorlar. Dolayısıyla denklem sisteminin hiç çözümü yok. Denklem sistemini çözersek bu son ikisinde ilginç sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlar doğruların eğimlerinin aynı olduğu durumlardır eğimi neyin tanımladığını düşünmenizi istiyorum. Eğer x ve y veya a ve b gibi değişkenleri denklemin aynı tarafına alırsanız bunların oranı birbiri ile aynı olacak mı? Bunları kısaca hatırladıktan sonra ne gibi çözümlerle karşılaşabileceğimizi düşünelim. Haydi soruya dönelim. Aşağıdaki denklem sistemi için kaç tane çözüm olduğunu bulunuz diyor. Verilen denklemler şunlar. 10x eksi 2y eşittir 4 ve 10x eksi 2y eşittir 16. Şimdi konuştuklarımızı düşünürseniz x'ler ve y'ler denklemin aynı tarafında ve bunların birbirine oranı aynı 10'a eksi 2. Burada garip bir şey var. Aynı miktarda x ve y'nin ilk denklemde 4'e eşit olduğu, ikinci denklemde ise 16'ya eşit olduğu söyleniyor. Bu oldukça garip. Sol tarafta aynı sayıda x ve y var ancak sağ tarafta farklı sayılar var. Eğer bu denklem sistemini sadeleştirmeye çalışırsak sonuçta aynı eğime sahip olan ancak y kesim noktaları farklı olan doğrular elde ederiz. Çözüm adımlarını da bir inceleyelim. İkisini de eğim eksen formuna çeviriyoruz. Mavi olanın y eşittir 5x eksi 2 şekline geldiğini görüyoruz. Yeşil olan denklem ise y eşittir 5x eksi 8 oluyor. Aynı eğim x'ler ve y'ler arasındaki oran aynı ancak buradaki değerler farklı yani y kesim noktaları farklı. Bu durumda bu denklem sisteminin çözümü yok diyoruz, değil mi? Grafiğini çizecek olsaydık bu senaryodaki gibi bir grafik oluşurdu. Çözüm yok. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru cevap vermişiz. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki denklem sistemi için kaç tane çözüm olduğunu bulunuz. Eksi 5 çarpı x ve eksi 1 çarpı y var. 4 çarpı x ve 1 çarpı y var. Denklemlerin sol tarafındaki x'lerin ve y'lerin oranı birbirinden farklı. İlk denklemde her eksi 1 y için eksi 5 x var. İkinci denklemde ise her 1 y için 4 x var. Yani oranlar aynı değil. Bunların tek bir noktada kesişeceğini söylemek zor değil. Eğer bu denklemleri eğim eksen kesimi formuna getirirsek eğimlerinin farklı olacağını görebiliriz. Bu denklemlerin ikisini de sağlayan sadece bir tane nokta yani bir tane sıralı ikili vardır diyebiliriz. Cevabımızı işaretleyelim. Evet, doğru yapmışız. İsterseniz sistemdeki çözüm adımlarını açarak da verdiğimiz cevabın doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz. Mavi olan eğim eksen kesimi formuna çevirdiğimizde y eşittir eksi 5x artı 10 oluyor. Yeşil olanı eğim eksen kesimi formuna çevirdiğimizde ise y eşittir eksi 4x eksi 8 oluyor. Yani doğruların eğimleri farklı. Dolayısıyla tek bir noktada kesişecekler. Peki başka bir soruya geçelim. Aşağıdaki denklem sistemi için kaç tane çözüm olduğunu bulunuz diyor. 2x artı y eşittir eksi 3 ve 2x artı y eşittir eksi 3. Bu oldukça basit bir soruymuş. Denklemlerin sol tarafı tamamen aynı. Tutarlılar çünkü sonuçları var ancak Sonsuz sayıda sonuç var. Bu bağımlı bir sistem. Sonsuz sayıda çözümü var. Bu soru çok kolaymış. Hemen bir tane daha yapalım aşağıdaki denklem sistemi için kaç tane çözüm olduğunu bulunuz diyor. Bu ilginç. Denklemler değişik şekilde yazılmışlar. Bakın 2x artı y eşittir eksi 4 ve y eşittir eksi 2x eksi 4. İlk denklemi mavi olan denklemi alalım ve eğim eksen kesimi formuna çevirelim. Bunu yapmak için eşitliğin her iki tarafından 2x çıkartırsak, y eşittir eksi 2x eksi 4 olur. Bu buradaki ikinci denklemin tamamen aynısıdır. Yani yine tamamen aynı doğrular Dolayısıyla sonsuz sayıda çözüm var. Cevabımızı işaretleyelim. Eğer isterseniz sistemdeki çözüm adımlarını açın. Mavinin eğim eksen formuna çevrilmesi durumunda buradaki yeşil ile birebir aynı olacağını görürsünüz.